Herkese merhaba. Market alışverişi yaptım ve market alışverişi yaptığım zaman video çekmeyi çok seviyorum. Çünkü farkındayım ki siz de seviyorsunuz. Ben mesela market alışverişini izlemeyi de seviyorum. Marketten neler olmuş, hiç görmediğim şeyler var mı falan gibisinden böyle bakıyorum. O yüzden izlemeyi seviyorum. Ve benim izlemekten ziyade yapmaktan en keyif aldığım şeylerden biri market alışverişi. Onu da çok seviyorum gerçekten. Alışverişin her türlüsüne varım yani. Kıyafet olur, market alışverişi olur, kozmetik alışverişi olur. Yani aklınıza ne gelirse. Bugün aslında böyle bir akşam vlog çekmek istiyorum. Hem akşam yemeğimi hazırlayacağım, market alışverişimi göstereyim. Hem de birlikte olalım istiyorum. Bu arada soranlar için kameramı hala kullanamıyorum. Haberiniz olsun, bu yeni kameram değil. Sadece bir küçük hafıza kartım kaldı ve bu perşembe günü kesin ama kesin geliyormuş. Black Friday'den dolayı çok yoğun biliyorsunuz ki kargo şirketleri. O yüzden getiremediler. Tripodum hazır, kameram hazır, hafıza kartım yok. Ben de almak istemedim açıkçası fazladan. Birazcık daha bekleyeyim dedim. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Kısacası sanırım bu son video olabilir artık telefonda çektim. Sonra kameraya geçiş yapacağız. Şimdi öncelikle aldıklarımızı göstermek istiyorum. Çektim ama birkaç bir şey de ekledim. Şöyle bir yulaf ezmesi aldım. Belki daha önce söyledim, yulaf, evet, çok aram yok yulafla. Yulafı çok sevemiyorum ama sevmeye de çalışacağım diye düşünüyorum. Bakalım, bir şans daha vermek istedim. O yüzden şu Kellogg's markasının yulafını aldım. Bir Talif markası sanırım daha pahalı. Bu daha uygun diye bunu aldım. Çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Kahvaltı niyetine, ara öğün niyetine, bazen de hatta öğlen yemeği niyetine bile yulaf lapası yemeyi düşünüyorum gerçekten. O yüzden aldım. Bu beni bayağı götürür. Şöyle kilitli bir poşeti var. Sağlıklı. En azından sağlıklı diye alayım dedim. Hem de doyurucu. Birazcık sebze alışverişi yaptım. Dolabımı doldurmam gerekiyor. Bitti çünkü. Bulunsun istiyorum. Şöyle ilk başta soğan aldım. Soğanı çok seviyorum. Hem salatada hem yemekte her şeyi kattığım için soğan alayım dedim. Ve benim bir diğer en sevdiğim yemek pırasa. Pırasa aldım. Sanırım yarın pırasa yapacağım. O yüzden bulunsun istiyorum. 2 gün falan yiyorum ve bayağı beni doyuruyor. Limonluyorum, ekşi ekşi yiyorum. Sevmiyorsanız kıyma atın. Kıyma da güzel oluyor. Ve tabii ki sağlıklı beslenmede en önemli şey yeşillik. Bir demet maydanoz, bir demet dereotu. Bunları böyle bazen akşam saat 10 küsur işte oluyor. Artık acıkıyorum ama yatacağım böyle yarım saat, bir saat sonra. Bunlardan birazcık böyle yıkıyorum. Üstüne limon sıkıp yiyorum. Muazzam oluyor. Gerçekten insana iyi geliyor. Hem de kalori zaten yok denecek kadar az. O yüzden evimde bulunsun istiyorum. Salatalarda da kullanıyorum. Ve şöyle poşet içinde poşet, poşet içinde poşet gördüğünüz gibi. Poşet almamaya çalışıyorum. Şöyle bir göbek morunu aldım. Ardından ise turp. Şöyle birkaç tane, 2-3 tane turp aldım. Ve yeşil biber. Charleston biber. Hem yemeklerde kullanmak için güzel oluyor. O yüzden bulunsun istedim. Ve bir tane de şundan aldım. Bolognese makarna sosu. Ya ben bolognese makarnayı çok seviyorum açıkçası. Denemek istiyorum. Kalorisi ne kadarmış aslında söyleyeyim. Aslında çok da bir kalorisi yok. Bir porsiyonda 45 kalori varmış. Bence çok da arada kıymalı bir makarna yaptığım zaman denenebilir diye aldım. Bakalım bulunsun evimde. Fındıklı kayısı ezmesi aldım. 81 kaloriymiş bu porsiyonu. Bence güzel olur. Hatta böyle o gösterdim ya videonun başında pirinç patla. O pirinç patlanın üzerine aslında bundan süreceksin, yiyeceksin. Ya da beyaz levrenin yanında birazcık böyle tatlı istemi gidermek için olabilir. Denemek istedim ve fiyatı da 1.90'dı. Bence güzel, uygun. Böyle ben çantanızı atınca saat şu kahvesinin yanında canımız tatlı istiyor. Bence onun yanında yemek için de ideal diye düşünüyorum. Burada da bir yeşilliğim tekrar var. Roka. Roka da çok seviyorum gerçekten. Şöyle bir roka ve olmazsa olmaz kış aylarını nasıl çok tüketmemek istemiyorum ama onsuz da yapamıyorum. O yüzden domates. Domates aldım. Bu akşamki menüm balık. Balık aldım. Bir tane de balık çupra aldım. Şöyle güzel bir fırında balık yapacağım. Gerçekten böyle soğanlı, domatesli, biberli fırında çupra yiyeceğim. Nedense her hafta düzenli zaten yiyorum ama canım çok çekiyor balık. Bazen haftanın 2 günü bile üşenmesem yerim ama işte daha yeni yedim deyip geçiştiriyorum. Bugün fırında balık yemeğimiz var kısacası. Nasıl yaptığımı da çekerim. Aslında nasıl yaptığımı çekecek bir şey yok ama gene gösteririm nasıl olduğunu. O zaman yemek yapılışına geçelim.
pişirme kağıdım yok. Var zannediyordum ama yok. Beni biraz üzdü. Artık yapışmaması için birazcık zeytinyağı koyarım dibine. Sağlıklı en azından. Çok da zarar gelmez. Biber, soğan, domates, sarımsak koydum. Hepsini yiyeceğim zaten. Çok sağlıklı. Ve bir tane balığım var. Tabii ki şimdi de hemen 200 derecede biraz ısınmış fırınıma bye bye diyorum. Gönderiyorum ve pişiriyorum. Ve tabii ki balığın yanında olmazsa olmaz yeşillik salatası. Birazcık roka, maydanoz, dereotu, marul ve şurada da bir tane turpum var renk katsın diye. Ben balığı salatasız asla yiyemem. O yüzden şöyle güzelce yıkadım. Şimdi doğrayacağım. Ve salatam da hazır ama balık şu an pişiyor ya, böyle sarımsak soğan kokuları da geliyor. Harika bir koku oluşuyor şu an mutfakta gerçekten. Kendimi zor tutuyorum, artık çok acıktım, hemen yemek istiyorum. Çok güzel bir menü oldu benim için. Balık ve salata zaten uyumu harika, hem de çok doyurucu. Salatayı da bir tık fazla yaptım fark ettiyseniz. Ekmek tüketmeyeceğim, o yüzden bol bol salata yerim ki beni tok tutsun diye. Bakın sizi evin yeni üyesiyle tanıştırayım. Çok güzel değil mi? Bu çiçeğin adı ne? Ben aloe vera zannediyorum ama Carrefour'da farklı bir şey yazıyor. Carrefour'dan aldım. Saksım da Ikea. Zaten böyle boş saksılarım var birkaç tane. Çiçek aldıkça dolduruyorum. Ve şansa gerçekten bakar mısınız? Çok minik bir boşluk kaldı. Sanki onu özel almışım gibi. Hep öyle, bu da öyle. Tam denk geldi. Böyle baştan sıra göstereyim. Buyurunuz. Şöyle. Ve benim ilk göz ağrım bu. Gerçekten yerinde çok sevdi. İnanılmaz güzel bir şekilde çiçek veriyor, dal veriyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Çok büyüdü zaten. Dediğim gibi çiçeklerim yerlerini alıyor. Tablolarım yerlerini aldı. Salonda tablolarımı astım. Birkaç eksiğim de tamamladıktan sonra ve kameramı da kullanmaya başladıktan sonra güzel bir ev turu çekeceğim. Çok istiyorsunuz, fark ediyorum. Yorumlara da yazıyorsunuz ev turu gelsin, ev turu gelsin diye. Zaten çekeceğim. Aynısı bir şekilde çekeceğim. Hatta aldıklarımı da söylerim, şu şuradan bu buradan diye. Belki siz de evinize o küçük dokunuşlardan kondurursunuz, beğendiklerinizi alırsınız. O yüzden öyle. Ama evim içime siniyor. İstediğim gibi olmaya başladı iyice. Düzenim iyice oturmaya başladı. Tabloları aslında geç bile astırdım. Ama anca zamanla oluyor. Gerçekten bir anda olmuyor. Hepsi tamamlanacak. Şöyle çok göstermek istemiyorum. Sürpriz olsun. Ev turunda ayrıntılı bir şekilde görün. Ve daha güzel bir kamerayla görün. O zaman daha çok net anlaşılır zaten nasıl durdu hepsinin. Ve balığım hazır. Şöyle birazcık altı döküldü. Burada da domates, biber ve soğan, biraz sarımsaklarım. Közden de çok güzel kokuyor. Evet, gördüğünüz gibi salatam ekşili ve zeytinyağlı. Güzel bir ikili. İkinci günden merhaba diyorum. Dün yemek yedim ya, inanın. Yemek yedikten böyle bir buçuk iki saat geçtikten sonra uyuyakalmışım. Yani neredeyse saat
9.30'da bir yattım, sabah 5.30'a kadar uyudum çünkü inanılmaz yorulmuştum. O yüzden hiçbir şey çekemedim, uyumuşum. Hatta videomu editlemek ve normalde yarın hemen atmak istiyordum ama bir gün daha geç izleyeceksiniz. Bu arada biraz önce işten geldim ve hazırlandım. İnanılmaz güzel bir hava var gerçekten. Ne yapacağım? Spor yapacağım. Ama ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Bakın biraz önce Instagram'da da paylaştım aslında. Şöyle bir ürün geldi. Ürünün ismi Free Belt diye bir ürün geldi. Bu bildiğiniz kemer. Sanki Titan'ın kemeri gibi durmuyor mu değil mi? Çok güzel bir görüntüsü var. Hiç belli değil. Renkleri de var hatta. Bu nasıl bir ürün? Hemen anlatıyorum. Gördüğünüz gibi eşyalarınızı taşıyor aslında. Bakın anahtarımı bile koydum. Aparatı var böyle. Yürüyüş yaparken hiç anahtar bile cebinize koymakla uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda hemen eşyalarımı içine koymuştum. Göstereyim. Bakın şöyle mesela bir kartımı koydum içine. Çünkü yürüyüş dönüşü ya da dışarı çıkarken ister istemez kart kullanıyorum. Markete gidiyorum. Bozuk paralarım var. Spor yaparken susarsam dışarıda diye. Kulaklığım var. İçinden neler neler çıkıyor. Telefonum da giriyor aynı zamanda. Ve inanılmaz yumuşak. Hiçbir ağırlık hissetmiyorsunuz. Sanki yokmuş gibi. Ama gerçekten muazzam bir ürün ve çok rahat. Bu arada bu ürün farklı renkleri de var. Siyah, pembe, mavi, birkaç rengi sanırım daha var. Ve aynı zamanda bedeni de belinize göre, atıyorum mesela 70 santim bir beliniz varsa ona göre bir beden, 100 santim beliniz varsa ona göre bir bedeniniz oluyor. Alacağınız zaman sorarsanız sizi yönlendirirler. Ama inanılmaz pratik. Biliyorsunuz ki ben evde bile mesela eliptik yapıyorum. Eliptik yaparken telefonumu nereye koyacağım? Ya müzik dinleyerek eliptik yapmayı çok seviyorum. Mesela müzik dinlerken bile belime telefonumu koyarım, kulaklığımı takarım, müzik dinlemeye devam ederim. Spor salonuna da gitsem lazım oluyor. Evde de lazım oluyor, dışarıda da lazım oluyor. Dışarıda da aynı şekilde. Yürüyüş, tempolu bir yürüyüş yapmak istiyorum. Terlemek istiyorum, koşmak istiyorum. Ama böyle ağır montlar giymek istemiyorum ya da cepli eşofman bulmak istemiyorum. Sadece aslında spor olarak düşünmemek gerekiyor. Çarşıya, pazara gittiğiniz zaman bile takın. Koyun eşyanızı. Bu arada reklam değil, öneri bana göndermişler. Teşekkür ederim tekrar buradan. Ben beğendim. Beğendiğim şeyleri size göstermek istiyorum. Instagram adreslerini yazacağım. Açıklama kısmına da yazarım. Bir bakın, göz atın. Daha net anlarsınız ne demek istediğimi. Memnun kaldığım için size bir öneride bulunmak istedim.